Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar fotosentez ve oksijenli solunum e, denklemi ile ilgili bir sorumuz var. Biliyorsunuz arkadaşlar fotosentez ve solunum denklemleri birbirinin tersidir. Bakın bir nolu olay nedir? E, fotosentezdir değil mi? Bakın fotosentez. Yani karbondioksit ve suyun birleştirilerek e, glikoz ve üretilmesi ve su açığa çıkması İki nolları nedir arkadaşlar? Oksijenli solunumdur. Oksijenli solunum. Yani besindir bakın. Oksijen kullanılarak ve su kullanılarak karbondioksit ve suya parçalanıyor. Burada arkadaşlar şimdi tam denklem vermiş. dikkat ederseniz. Normalde e, şunları sadeleştirip yazılıyor değil mi? Normalde şunları sadeleştiriyoruz. Şuradaki su gene de yazmıyoruz. Şurada arkadaşlar 6 tane su yazıyoruz. Bu durumdayken arkadaşlar bu oksijenin nereye gittiği çok sorun olmuyor. Belki anlayabiliyorsunuz ama... E, tam denklem verildiği zaman e, bu sorun olabilir diye bu soruyu çözmek istedim. Şimdi tam denklem üzerinde arkadaşlar oksijen atomu nereye gittiğini e, bulmaya çalışalım. Arkadaşlar denklemde karbon nereye gittiği zaten belli. Karbondioksit arkadaşlar nereye gidiyor? Zaten glikoza gidiyor. Hidrojen de zaten arkadaşlar nereden geldiği belli. Sudaki e, hidrojenler e, hem glikoza hem de suyun yapısına gidiyor. Burada oksijen karıştırılıyor arkadaşlar. Yani oksijen hem karbondioksitte var hem suda var hem glikoz da var hem atmosfer verir, hem de buradaki işte suyun yapısına katılıyor. Acaba hangi oksijen yani karbondioksitteki oksijen hangilerine katılıyor? Buradaki sudaki oksijen hangilerine katılıyor? Ve tam tersini düşünebilirsiniz. Sonda kullandığınız oksijen işte hangisinin yapısına katılıyor? Karbondioksit mi, suya mı? Glikozun yapısındaki oksijen hangisinin yapısına katılıyor? Nedir arkadaşlar buradaki incelik? E, sudaki oksijenin sadece ve sadece arkadaşlar oksijene gittiğini bileceksiniz. Yani sadece oksijen yapısına katılıyor. Aynı şekilde de bakın solunda tarafa doğru baktığınız zaman oksijen solum ya. Oksijen solumda kullandığınız oksijen de sadece ve sadece suyun yapısına katılıyor. E, buradaki oksijenler başka bir yere gitmiyorsa zaten gerisini bulabilirsiniz. Demek ki karbondioksit oksijen ne yapıyor? Hem glikozun yapısına katılıyor hem de arkadaşlar suyun yapısına katılıyor, değil mi? Yani sudaki oksijen sadece atmosfer veriliyor fotosentez bakımından düşünürsek. Oksijen solunum olarak düşünürsek bu tarafa doğru. E, kullandığınız oksijen arkadaşlar sadece suyun yapısına katılıyor. Glikozdaki oksijen karbondioksitin yapısına katılıyor. Aynı şekilde sudaki oksijen arkadaşlar karbondioksitten geliyor diyebilirsiniz. Diyor ki hangisi yanlıştır? Bir nol sonucunda üretilen oksijenin diyor yani fotosentezden bahsediyor üretilen şuradaki oksijenin tamamı diyor su moleküllerine karşılanmıştır. Yani şuradaki sudan karşılanmıştır. Doğru diyor arkadaşlar. Günol tepkime sonucu üretilen glikozdaki oksijenin kaynağı karbondioksittir. Evet buradaki oksijen karbondioksitten geliyor. Bu da doğru. İkinol tepkime endergonik. Ne demek endergonik arkadaşlar? Endotermik yani kimyada endotermik dediğiniz reaksiyon var ya ne demek bu enerji alan. Enerji alan. Egzegonik ne demek? Egzotermik, yani dışarıya enerji veren reaksiyondur diyoruz. Şimdi arkadaşlar fotosentezde ne yapıyoruz? Işık e, enerjisini biz glikozun yapısına katmıyor muyuz, depolamıyor muyuz? Yani dışarı enerji alan bir olay. Yani fotosentez nedir o zaman? Endergonik bir tepkimedir. Endergonik tepkimedir. Peki solunda ne yapıyoruz? Oksijenin solunda besinleri parçalıyoruz. Açığa enerji çıkıyor. Bu enerjiyi de arkadaşlar ne yapıyoruz? Geçici olarak ATP'de depoluyoruz değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar demek ki sonunda da enerji açığa çıkıyor. Yani egzargonik bir tepkimedir diyebiliriz. Egzargonik tepkimedir. 20 tepkime demiş enerji alan bir olaydır. 20 tepkime arkadaşlar dışarıya enerji veren bir olaydır. Tam tersini demesi lazım. Fotosentez enerji alan bir olaydır. Yani fotosentez için bunu demesi lazım. Bunu da oksijenli solunum için demesi lazım. İkinol tepkime sonucu üretilen karbondioksitteki oksijenin kaynağı glikoz ve sudur diyor. Evet bakın tersini düşündüğünüz zaman oksijenin kaynağı arkadaşlar buradaki oksijenin kaynağı solunum için düşünürsek glikozdan ve buradaki arkadaşlar sudan geliyor. Tersi de doğru yani. Bir nol tepkimeyle hücrenin pH'i artarken diyor. Bakın burada karbondioksit odaklanın. Bir yol de karbondioksit azalıyor. E, karbondioksit nasıl bir madde? Asidik bir madde. Ortamdaki asidik bir madde azalırsa asidik azalır. Yani pH artar. Doğru. İki nolu ne arkadaşlar? Oksijenin su. E, karbondioksit ne yapıyor? Artıyor. Asidik bir molekül artarsa asidik artar. pH ne yapar? Azalır. Bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.